UEFA ile görüşmelere gelince, hepimizin bildiği gibi UEFA'da bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nda benim başkan yardımcım olan Sayın Servet Yardımcı, aynı zamanda UEFA'nın yönetim kurulu üyesi. Mete Düren bizim sağlık kurulumuzda, aynı zamanda UEFA'nın sağlık kurulunda. Ve UEFA'da çalışan ve Futbol Federasyonumuzda görevi olan birçok arkadaşımız var. Genel sekreterimiz Sayın Kadir Kardaş gibi. Bütün bu arkadaşlarımız devamlı olarak UEFA ile görüşmektedirler. Ve UEFA bu liglerin Temmuz ayı sonuna kadar bitirilmesini istemekte. Diyor ki eğer Temmuz ayı sonuna kadar Uluslar Ligi bitirilirse ben de Şampiyonlar Ligi maçlarını Ağustos'ta oynayıp Ağustos sonu itibariyle sezonu kapatmayı hedefliyor. Bu ay 27 Mayıs gibi UEFA'nın bir yönetim kurulu toplantısı var. Ve UEFA 25 Mayıs tarihine kadar bütün Avrupa liglerinin nasıl olacağına dair, nasıl sonlandırılacağına dair açıklamaları ülke federasyonlarından beklemektedir. Onun için tahmin ediyorum Mayıs'ın 27'si gibi olacak olan UEFA toplantısında, yönetim toplantısında zaten birçok şey ortaya çıkmış olacak. Bakın bütün Avrupa'da 55 üye ülke var. Beyaz Rusya futbola devam ediyor. Sadece ve sadece Hollanda ve Fransa ligleri oynamayacağını söylediler. Bugün Almanya ligleri başlayacağını hem de başbakanları Sayın Merkel'in ağzından açıklamaları yaptılar. Ve Mayıs ayının ortası gibi liglere başlıyorlar. Arkasından inanıyorum ki işte Hırvatistan, Sırbistan, biz Türkiye işte bugün açıklamamızı yaptık. Birçok Avrupa ülkesi de liglere geri dönme tarihlerini açıklayarak yollarına devam edeceklerdir. Önemli olan tabii burada İspanya Ligi, İtalya Ligi ve İngiltere'nin Premier Ligi burada çok önem kazanmaktadır. Ama dün İtalya'nın spor bakanı açıklama yaparak biz ligleri oynayarak bitirmek istiyoruz diye bir açıklaması bulundu. Ama inanıyorum ki inşallah Türkiye nasıl sağlıkta başarılı olduysa biz de futbolda da açıklamamızı bugün yaptık. İşte bunu tamamen uluslararası yaptık. İnşallah da futbola da 12-13-14 Haziran'da başlayarak nasıl sağlıkta bu kadar başarılıysak sporda da futbolda da başarılı olduğumuzu bütün Avrupa'ya değil bütün dünyaya göstermiş olacağız. Futbol Arena Aydın Cingöz, buyurun. Davetiniz için öncelikle teşekkür ederim. Sayın Başkan'a birkaç sorum olacak. Birincisi, az önce Sayın Başkan dedi ki Süper Lig'deki 14 takım ligden oynamasını istiyor dedi. Beşiktaş maçından sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim birisinin başına bir şey gelecekse gerekirse bu ligleri oynamayalım. Birisini şampiyon ilan edin demişti. Oynamak isteyen takımlardan biri Galatasaray mı? Bir. İki, Sağlık Bakanı ile görüşünüz. Tahmin ediyorum seyircisizlik meselesini konuştunuz. Seyircisiz oynanacaktır. Bu durumda özellikle izolasyonu da sağlamak için yayıncı kuruluştan şifresiz yayın talep etmeyi düşünüyor musunuz? Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da, finalin İstanbul'da oynanacak olması ligleri oynatma konusunda özellikle bir baskı unsuru oluşturuyor mu Sayın Başkan? Türkiye'de sizin üzerinizde. Ve son sorumda bu gündem dışı özellikle yabancı sınırı, üretimden bahsediyoruz, yabancı sınırı ile ilgili nasıl bir karar almayı düşünüyorsunuz? Son sorunuzu anlayamadım Aydın Bey. Yabancı sınırı ile ilgili nasıl bir karar almayı düşünüyorsunuz bu yeni dönemle birlikte? Çünkü zaten yabancı sınırının indirilmesi gündemdeydi. Bu da şu anda gündeminizde. Şimdi biraz evvel derken 14 takım istiyor gibi bu bir tahmin tabii. Kulüpler Birliği Başkanımızla devamlı, Sayın Sepi ile devamlı görüşme halindeyiz. Bu sabah bile görüştüm. Her gün birkaç defa görüşüyoruz. Onun da söylediği 18 takımın 18'i birden ligin oynanmasını istemiyoruz diyor. Ama 12 takım, 13 hatta 14 takım liglerin oynanmasını istediklerini söylediler. Çünkü eğer ligler oynanırsa bilhassa bizim yayıncı kuruluştan biraz evvel söylediğim gibi 588 milyon Türk lirası gibi bir alacağımız söz konusu.
Alır almaz bu parayı da bütün takımlarımıza dağıtacağız. Onun için takımlarımız bir taraftan da futbol oynayarak hem yayıncı kuruluştan gerekli biz para tahsilatlarını yapmamızı istiyorlar ve onlara kendilerini ödememizi istiyorlar. Bunun için çok oynamak isteyen var. Bir dönemler tabii seyircisiz oynandığımız o 26. haftası çok konuşmalar oldu. Kimi oynamak istedi, kimi oynamamak istedi. Maçlardan sonra bazı açıklamalar oldu. Biz bunların hiçbirisinin geriye bakmak istemiyoruz. Bizim bir hedefimiz var. Bu ligi tamamlamak, oynayarak tamamlatmak istiyoruz. Tabii ki hepimizin bildiği gibi bu seyircisiz oynatılacaktır. Ama buradaki ana hedef kim ne derse desin, biz Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve bizim Sağlık Kurulu'nun bize çizeceği yol haritasıyla bu ligi tamamlamak istiyoruz. Hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'nin bize bir baskı yaptığı yok finalin oynanması. Çünkü o Ağustos ayında planlanmakta. Biz halbuki Temmuz ayının sonu itibariyle, 26 Temmuz itibariyle ligi sonlandırmak istiyoruz. Sarkabilir mi Ağustos'a? Sarkabilir. Ağustos'un ortasına kadar da sarkabilir. Çok rahatız. Ondan dolayı bir endişemiz yok. Yabancı sınırına gelince, eğer her şey normal olsaydı, koronavirüs olayı olmasaydı, bugün bunları gelecek sezon için konuşuyor olacaktık. Ama artık yeni durumlar söz konusu olduğu için yine bunu kulüpler birliğimizle ve diğer kulüplerimizle konuşarak yabancı sınırını yeniden konuşarak, görüşmeler yaparak, toplantılar yaparak öyle bir karar almamız lazım geldiğine inanıyorum. Bu konuda da hiçbir acele etmememiz lazım geldiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten her şey değişiyor. Bir virüs olayı iş hayatımızı değiştirecek, spor hayatımızı değiştirecek, futbolu değiştirecek. Bizlerin ev hayatını değiştirdiği gibi her şeyimizi değiştirecek. Bunun da değişeceğine inanıyorum. Bunun için acele etmeyeceğiz. Kulüplerimize görüşerek bir karar vermiş olacağız. Tüm katılımcılardan bir ricam var. Sadece bir soru yöneltmelerini rica ediyorum Sayın Başkan'a. Bütün herkesin sorularını alabilmek adına. Çünkü 200 soru olduğunda üst üste geliyor. A Spor'a şimdi söz vermek istiyorum. Ben Koray Baloğlu. Buyurun lütfen. Başkanım merhaba. A Spor'dan Koray Baloğlu ben. Hayırlı uğurlu olsun aldığınız karar. Süper Lig, ikincilik, birincilik, üçüncülük ve Bal Ligi'nin yanı sıra farklı bir organizasyon daha var. Çok da önemli karşılaşmaların olduğu Ziraat Türkiye Kupası. Son 3 maç kaldı ki birisi Antalya derbisi, diğeri de Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması ve bir de final oynanacak. Bununla ilgili maç takviminiz belli midir? Onu soracağım. Bir de çok kısa, Ziraat Türkiye Kupası şifresiz olarak yayınlanıyor. Turkuaz grubunda, yani ATV daha spor ekranlarında, ama lig maçları şifreli yayınlanıyor. Bu da insanların seyircisiz de oynanacağını düşünürsek kafelere, restoranlara gitmesine sebep olacak. Onun için de bakanlıkla bir konuşmanız oldu mu? Bunları soracaktım. Evet, şimdi hepimizin bildiği gibi Ziraat Türkiye Kupası da 3 maçımız kaldı orada. 2 tane yarı final rövanş maçı var. Bir tanesi hepimizin bildiği bir derbi maçı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı. Diğeri de Alanya'nın sahasında oynanacak olan Alanya-Antalya spor maçı. Ve bir de final maçımız var. Bunları da programımızın içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Hem yayıncı kuruluş olan Turkuaz grubuyla görüşmeler devam ediyor. Hem de 4 takımı ilgilendiriyor bu tabii. Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanya Spor ve Antalya Spor yetkilileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ve bununla ilgili de bir kararımızı alacağız. Yakın zamanda bunu açıklayacağız. Şifresiz yayına gelince, evet, Turkuaz grubu Türkiye Kupası maçlarımızı şifresiz yayınlıyor. Herkes evinde rahat rahat oturup seyredebiliyor. Ama Bein Sports haklı olarak hepimizin bildiği gibi çok büyük bir meblağ ödüyor. Bu meblağ da ancak ve ancak reklam gelirlerinden ve ancak üye ve bu şifreden dolayı kazanacağı gelirle ancak ödenebilir. Kendisiyle görüşmelerimiz, yani Bein Sports'la görüşmelerimiz devam ediyor. Ama haklı olarak ben kendilerine hak veriyorum Bein Sports'a. Bu maçları şifresiz olarak yayınladıkları zaman bazı hukuksal olayların ortaya çıkabileceğini. Çünkü bazı insanlar para vermişler, üye olmuşlar. Bazı insanlar para vermeden, bir aidat ödemeden
rahat rahat evinde şifresiz olarak maçı seyretmenin adil olmayacağını düşünerek hukuksal yöne başvuracak olan bazı üyelerin olduğunu da ifade ettiler. Haklıdırlar. Bunlar tabii bu konu ancak karar verecek olan tek bir yer var. O da Beyin Sports yetkilileridir. Onların kararına saygı duymak mecburiyetindeyiz. Evet, bazı maçlar şifresiz verilmezse bazı kafelerde, restoranlarda bu maçları izlemek için bazı topluluklar olacaktır. Ama onun da şartlarını, onunla nasıl maç seyredeceğine dair kuralları ortaya koyacağız. Onlara da restoran sahipleri, kafe sahipleri de bunlara uyarak ancak maçları izletebileceklerdir.